Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Burası Mersin Toroslar. Aslanköy, Tırtar Köyü. Burada bir gün 3 yaş Fernur budaması yapacağız. Ağaçlarımız bunlar. Bir tanesini budama yapalım. Burası 1500 rakım falan. Fernur dikilmiş. Önceki yıllar budama yapılmamış. Ben geçen yıl yazın bir budama yaptım. Yazın budama aslında önerilmez yüksek yerlerde. Yıl içinde budama yapmak yanlıştır. Yani yüksek kesimlerde. Ama ağaç hiç budama yapılmadığı için bir budama yapmıştım. Mecbur kaldık. Şu an güzel gelişmiş ağaç. Meyve gözlerimiz var. Evet. Çok güzel gelişmiş ağaçlar. Öbürlerine de bakalım. Yer olarak da güzel. Dikim mesafesi 8'e 7. Sıra arası 7. Şu alt 8 metre. Güzel gelişmiş cevizler. Güzel sürgün yapmış. Buranın tahlilini de yapmıştık. Toprak tahlilini. Geçen yıl böyle gelişme yoktu. Tahlilde kireç oranı fazla çıktı. Organik madde zayıf. Potasyum, fosfor yüksek. Azot zayıftı. Buraya bu yüzden kireç yüksek olduğu için mangan ve çinko, demir, iz elementleri eksikti. Bu yüzden bunlara mikro elementleri olan bir gübre, kükürt, bunu güzden vermiştik sonbaharda. Kükürt, organik madde zayıf olduğu için solucan gübresi verildi. Leonardit verildi. İlkbaharda da sadece azot verildi. Azot da şu şekil verildi. Amonyum sülfat ve üreyi karıştırıp etki zamanını uzattık. Yani daha uzun süre azot beslemesi yapacaktık. Budamamızı yapalım. Şu iki ağacı yapalım. Mesela böyle bir ağacımız var. Evet. Şu lider. Şu yan dal. Şu yan dalı budayalım. Yana gidecek şekil. Budadık. Ağaçlarımız gayet güzel. Bunlardan aşı da olabilir. Atmıyoruz. Şu giden dal böyle. Bunu yarım metreden kesersek yine çok sürgün yapar. Şu şekil olmuş olsaydı uçtan vururdum. Meyve tutsun diye. Ama ağacın şekli, açısı 60 derece. O yüzden şu açıdan keseyim ki bu açı daha güzel olsun. Şimdi bu 1-2 metre daha sürer. Şimdi bu tepede, bu yanlarda dal var. Meyve gözleri var. Bu tepede bir tane lider bırakacağız.
Şu liderimizi şuradan keselim. Şunları yanlara verebiliriz. Şuradan. Bir tane de şuradan. Evet. Bu zamanımız bu. Bir de şunu budayalım. Bu meyve gözü. Ellemiyorum. Ağaç zaten güçlü. Güçlü olduğu için çok derin budamadan kaçınıyorum. Ağaç güçlü. Güzel de bakılmış. Şu görüyor musunuz bilmem. İki tane dal var. Şu dalın birini çıkartın. Zayıf olanı. Açı da önemli. Şimdi ben yerden itibaren buradan kesersem bu böyle gider. Tam istediğim gibi buradan kesiyorum. Keserken tam meyve gözünün tersinden kesin. Bu da şey, şu an meyve gözü. Bunu lider yapacağım, şunu. Şuradan kestiğim zaman lider olacak. Şunu da kesin meyveyi. Evet, bu böyle lider olsun. Bu iki tane. Şu yandan bakarsak birini kesiyoruz. Ondan sonra şu çok dik açılmış. Şuradan kesmek zorundayız. Yana yana gitsin diye böyle. Bir tane şurada kaldı çubuğumuz. Bu 3 yaş budaması. Bu geçen yıl budama yapıldı. Bu yıl yapılmadı. Yani önceki yıllar yapılmadı. O yüzden budaması önceki yıllar yapılmadığı için fazla gelişmemiş. Evet. Gayet sağlıklı. Bu arada bu Fernur çeşidinin özelliğini de size anlatayım. Koyu vişne renginde dalları, uç, bu boyun göz biraz uzun olur, yani biraz uzun diğerlerinden. Kettler'da da var bu boyun göz ama bu kadar değil. Özelliği bu Fernor'un kahverengi, yani böyle vişneye çalan bir rengi var. Gelişim olarak güzel. Şu soğuk falan almamış. Bugün tarih 24 Mart 2019. Buna bu yıl başka budama yapılmayacak. Yeterli. Bu da budanacak. Bu da budanacak. Burada alttan bir dal sürdüş. Bu buradan yanlara verilecek. Şu meyve gözleri şuradan kesilecek ki yanlara dal versin. Yerden yüksekliği 2 metre. Oradan da kesilebilir şuradan. Fernur bu. Tozlayıcı fernet de var. Fernet de varmış. Daha doğrusu. Aynı zamanda açıyor. Erkek çiçekler Fernur'la. Yani tozlama olayı zayıf. Bu yıl Fernur'da da var erkek çiçek. Bu yıl daha fazla meyve verir. Ama araya ronde dikildi. Biraz geç sonradan dikildi ama kaç yıl sonra onlar da erkek çiçek verir. Budamayı az yapacağız onları. Biraz büyüdükten sonra erkek çiçek versin diye. Burası budadığımız yerler. On beş dönüm
Fernur bahçesi. Budama yapılıyor. Fernurlar bizim bu bölgede biraz kabuğu sertleşiyor. Şu an sebebi buranın toprak yapısından olabilir. Havadan olabilir. Ama ben yüzde olarak en yüksek tozlayıcıdan tahmin ediyorum. Doğru tozlayıcı olmadığı için, kendini tozladığı için belki kabuk sertliği ondandır diye düşünüyorum. Tozlama iyi olduğu zaman bu sertlik ortadan kalkabilir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.